İyi akşamlar Gülü. Hoş geldin kocacığım. Hoş bulduk karıcığım, hoş bulduk. Nasıl geçti bugün işler? Ya bir devlet memurunun işleri nasıl geçer? Vatandaşlar ellerinde kağıtlar geldiler, ben de o kağıtlara mühür vurup üst kata yolladım. Mühür vurup üst kata yolladım. Hep aynı şeyler. Ya vallahi o kadar çok mühür vurdum ki, ya vallahi kollarım ağrıyor. Allah, vah vah vah. Ya Gülü, benim karnım zil çalıyor. İnşallah güzel yemekler yapmışsındır ha. Çok güzel yemekler hazırladım. Ama yemekten önce sana bir sürprizim var. Hadi misafir odasına geçek. Ya ne sürprizi Gülü? Ne misafir odası? Ya sen misafir odasında genellikle kutlama yaparsın. Biz de bu akşam bir kutlama yapacağız zaten. Allah Allah, neyi kutlayacağız? Düşün bakalım. Ya bugün ne senin ne de benim doğum günüm. Başka? Ya bugün evlilik yıl dönümümüz de değil. Başka? Ulan bizim çocuklarımız da yok. Hani derdik çocukların doğum günü var. Başka? Ya kaynanamın ölüm yıl dönümü hiç değil. Çünkü ben ona adım gibi ezberlemişim. Feyzo. Şaka yapayım Gülü. Ya Gülü vallahi ben hiçbir şey hatırlamamışım. Neyi kutlayacağız? Neyi olacak Feyzo? Bir devlet memuru olarak bana son aldığın ayakkabıları kutlayacağız. Ayakkabılar bugün tam 5 yaşına girdi de o yüzden. Vay! Efendim, fıkralarımız kültürümüzün aynasıdır. Bu fıkra fıkraların hasıdır. Bu hafta yine geçen haftadan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fiil çekimleri. Sen kalk bakayım. Sen. Bağırmamak fiilini çek bak. Bağırmamak. Bağırmadın. Aferin, otur. Sen kalk bakayım. Arkadaşın çektiği fiilden ne anladın? Hocam demek ki hiç kimse bağırmamış. Ne? Allah Allah. Be. Ne oldu abi? Vay be, vay anasını abi. Ya ne oluyor ya Allah. Ha, değil mi? Baksana oğlum, Kayseri'ye kokteyl yapılacakmış lan. Kokteyl mi yapılacakmış? He. Desene abi, bundan sonra bizim de bir kokteylimiz olacak. He, gazete öyle yazıyor lan. Abi, kaç katlı olacakmış ya? 65 kat olacakmış. Aba, 65 katı. Allah. Desene Erciyes Dağı kadar olacak. Ne diyorsun sen oğlum, herhalde o kadar olur. Allah. 65 katı. Çok yüksek olur abi ya. Ne diyorsun sen be? Sen 65 kattan aşağı düşsen paramparça olursun oğlum. Orası hiç belli olmaz. Niye ki? Ben 64 kat düşsem bir şey olmasa geriye kalan bir katta da bir şey olmaz herhalde. Ne diyorsun la? Efendim, benim hemşerim misafirperverlik olayını biraz abartmış gibi geliyor bana. Çünkü evine giren hırsıza bile misafirperverlik yapay. Bu kadarı da fazla tabii. Kalk kardeşim, kalk. Lan soygun yaparım, kalk, soyacağım seni. Kalkayım. Şşş, kalksana, kalk. Ne kalkayım, soyacağım seni, kalk. Kalksana kardeşim. Kalk. Atamı ne? Kalk. Kalk, kaldırın beni bakayım. Soygun yaparım, seni de soyacağım, kalk. Çek, kalk. Kaldır ellerini. Sen soyguncusun. He? Yaşasın! Sonunda beni soymaya biri geldi. Yaşasın! Ya! Şu tipe bak, şu boya bak. Dur bakalım, dur. Şu yakışıklılığa bak ya. Soyguncu dediğin foyli olacak. Gereği misin ya? Aslanım be. Tam en iyi soyguncu benim soyguncum işte. Buyur.
Geç abi ben, geç. Yok, oturmayacağım ben. Otur. Sen yoldan geldin, yorgunsun şimdi. Tamam, yorgunsun. Bir dinle, soyarsın beni canım. Yok kardeşim, ben dinlemek istemiyorum ya. Soyacağım seni, gideceğim işte de. Acelen ne? Soyarsın, acelen ne? Ya inan Allah'a, Kabe'deki insanlar benden dalga geçmeye başladı ya. Neymiş efendim? Bütün köydeki evlere girmişler, soymuşlar evleri, benim evimi soymamışlar diye. Ben de tarlandım, psikolojik sorunlarım olmaya başladı bu sorunlar. Ben de cama beni soyun diye yazdım. Gazetelere ilan verdim çarşaf çarşaf, beni soyun diye. Ama kimse gelmedi. Yüzüm abi, hemen suya da gideyim bari. Acelen ne senin? Acelen ne? Bir soluklan, hem sen karnın açtır. Bir yemek ye he. Yemek ısmarlayayım sen. Ne yersin? Bir lokantadan hemen telefon açayım. Gelsin istediğin yemekleri he. Ya yemiyorum yemek ya, yemiyorum. Gideceğim diyorum sana. Hadi çabuk söyleyeyim seni, hadi. Duymamış olayım. Gel buraya, gel buraya. Azıcık al. Ay! Habuncu acıdayız. Lan içmeyelim, patlayacağım ya! Yeter daha! Ama aferin. Ama aferin sana. Yani 8 tabak yemek, 9 tane de ekmek yedin. Yani üstüne 5 litre su içtin. 5 litre de su içtim. Ne olsun sana, hayır. Aferin. Aferin, şimdi soy beni, hadi. Eller yukarı, bu bir, evet. Bu bir. Cinayettim. Nasıl? Doktor bey. İyi geldik buraya. Hastanede otur, sıkılmıştık. He vallahi doğru diyorsun doktor hanım. Ya insan kapalı alanda ne kadar sıkılıyor. Kapalı alanda kal. Vallahi bizi bile hasta ediyor. Hastalar ne yapsın? Eyvallah. Hastalarla uğraşmak da pek zor işmiş. Yok vallahi, o kadar zor değil aslında. Merak etme, bir gün sen de alışırsın. Alışırım artık, ne yapalım? Yandık doktor bey, yandık. Bu da kimdir doktor? Bu Reşu, bizim en eski akıl hastalarımızdan. Ya çok meşhurdur ha. Yandık doktor, yandık. Ya ne oldu? Yandık doktor, yandık. Allah Allah, ulan olacak, yandık da. Niye yandık? Hastanedeki bütün hastalar kaçmış. Ulan niye kaçmışlar? Hastane yanacakmış da ondan. Ulan Reşu, Allah iyiliğini versin ha! Görüyorsun değil mi doktor hanım? Deli aklı işte. Hastanenin yanacağını zannediler. Ulan peki onlar kaçtı. Sen niye burada kaldın? Ben kaçarsam hastaneyi kim yakacak? Vey! Efendim şimdi sırada birden çok sevgilisi olan bir çapkının hikayesi var. Ama sonu mutlulukla bitmeyen bir hikaye. İzleyelim. Melehe. Güzel olmuş paşa. Kızı çiçek yordam mı yetiştirdin? Suyunu nereden verirsen, kulağından değil. Ulan senin zaten güzel sözden ne anlarsan ki Melehe? Aman babam gelirsen kaybol, ben seni sonra ararım. Baba... Neydi sen oğlum? Baba sağ olasan, sen neysen, neysen baba? O kız kim idi? Kız mı? Hangi kız? Ya kim öptü sen demin yanından giden kız? Ha şey... Ayıptır oğlum, ayıptır. Bu kaçıncı kız? Geçen de başka bir kız gördüm, yanında sesim çıkmadı. Hep bu kızların ailesi vardı, izzetin hepsi vardı. Sen niye böyle yapsan oğlum? Kaç tane kızı bir ana didan etsin? Sen gittin geldin kime çektin? Deden gine çektin o, dayın gine çektin. Ya baba işte iyisini bulana kadar bizde böyle gezip dolanacak. Hatta onun türküsü var, diyor ki ya tutarsa, ya tutarsa tutturana kadar devam edeceğiz işte.
Sen bu akından ancak bu Türkçeyi söylersen. Duramadım, tutturamadım. Aman baba sen ne anlarsan ki bu işlerden zaten. Niye anlamıyorum? Sen hiç benim gibi böyle bir sürü kızından gezdin dolandın mı? Ooo bütün mahallenin kızlarının gözü bendeydi. Bir sürü sevdiğim vardı. Peki sen hiç hata etmedin mi? Etmez olur muyum? En büyük hatayı ettim. Ne ettin ki? Anan aldın. Ne? Allah'ım çok heyecanlıyım yarabbim. Lan nerede kaldı bu kız ya? Aha geliyor, geliyor. Nereye? Ne kadar mutluyum, ne kadar heyecanlıyım. Öyle neşeliyim ki bir bilsen. Ben de çok mutluyum ve heyecanlıyım. 6 senedir seninle nişanlıyık. Nihayet evlenecek. He, evlenecek. Ya arkadaş, 6 sene böyle surat çekilir mi ya? Ya suratın hep sürekli yine diyor, böyle olmaz ki ya. Abartma, abartma Narin. Suratın falan da öyle benim değil, tamam mı? Ne abartması diyor ya, ne abartması ya? Tabii öylesin işte. Sürekli suratın da öyle yere diyor. Bak Narin, canım, komşularımızdan birisi öldü. Biz de başsağlığına gittik. Cenaze evinden gelenin yüzü asık olur ya. Yok ya, ne öyle? Ben senin düğün evinden geldiğin zamanları da çok iyi bilirim. Nedir la? Efendim, yaşlanmanın belirtileri unutkanlıktır. Bu konuyla ilgili unutamayacağınız bir fikre var sırada. Güneydoğu'dayız. İyi günler doktor bey. İyi günler dedim. Oturabilir miyim? Tabii tabii buyur otur tabii. Oturun. Evet buyur dedim. Şikayetin nedir? Bende unutkanlık var da onun için gelmişim. Nasıl bir unutkanlık bu? Böyle aklım bir gidip bir geleyim, bir gidip bir geleyim. Çocukların, torunların isimlerini unutuyorum. Evliliğimizi bile unutmuşum. Karımla kavga etmişim ha. Tabii yaşlılığın da etkisi vardır. Sizin bol bol gıda almanız lazım. Sebze, meyve, sıvı tüketin. Meyve, sebze, sıvı. Ona ne ki? Anlaşılan sizin unutkanlığınız biraz ilerlemiş. Ben size şimdi 1-2 tane ilaç yazacağım. Onları kullanacaksanız. SSK'lı mısın? Urfa'lıyım. Oy! Neyse, ben senin derdini anladım. Şimdi buraya yazdığım ilaçları tek tek alın, kullanın. Buyurun. Sağ olasın kurban. Allah razı olsun senden. Acil şifalar dedo. İyi günler. İyi günler dedo. Allah Allah. Sen yine niye geldin bey amca? Bende unutkanlık var da o yüzden gelmişim. Vıyy! Vıydır unutkanlık. Vıyy! İyi günler. Ben dedektif İdris Arar Bulur. Beni çağırmışsınız. Hoş geldiniz İdris Bey. Hoş bulduk. Dedektif Bey. Karımdan şüpheleniyorum. Karınızdan mı? Evet ulan. Karımdan şüpheleniyorum. Hayatında benden başka... Bir dakika. Sağ olun. Anlat bakayım. Karımın hayatında benden başka biri var galiba. Yani karınızdan şüpheleniyorsunuz anladığım kadarıyla. Karımı takip edeceksin ve
hayatındaki bu kişiyi bulacaksın. Tamam mı ulan? Tamam. Bu konuda ben uzmanım. Ben bunun üstüne kendim üstüme bir adam tanımam. Ama bir miktar para alırım. 50.000 yeterli. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bu işi becerebilirsen 50.000 yeterli, sana helal olsun. Vereceğim. Tamam. Alayım parayı. Ulan daha işi beceremedin ki. Şimdi niye para istiyorsun? Ya doğru ya, ben karını tanımayayım. Ha? Dur. Sak durmadan ismini ver bana. Dur bir dakika. Dur. Sağlam. Tamam. Al. Ulan al denmez. Ha. Sak durmadan arkadan. Ha. Karım bu. Karımı takip edeceksin ve hayatındaki kişiyi bulacaksın. Tamam mı? 50.000 yeteneği de alacaksın. Ben 50.000 yeteneği hemen alayım. Ulan şimdi olmaz. Adamı bulduktan sonra. Ben adamı buldum. Buldun mu? Demek buldun ha. Kim peki lan? Benim. Nasıl? Alayım 50.000 yeteneği. Sak durmadan. Efendim Fikret Allah Türkiye. Ailece izleyebileceğiniz tek program. Toplu halde avdaydık. Birden karşımıza bir ayı çıktı gari. Mestan attı, vuramadı. Sonra Ahmet attı, o da vuramadı. Sonra Mustafa Ali attı, o da vuramadı. Ben şöyle tüfeğe bir doğulttum. Bir ateş ettim. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam Mustafa Ali. Sonra ne oldu lan Rıza? Ben de vuramadım. Öyle. Aşkım, seni ele sevirem ki. Ben de seni sevirem kız. Senden evleneceğime ele mutluyam ki. Vallahi mele ben de ele mutluyam, çok mutluyam. Hayatımda senin kadar dürüst başka bir herif tanımadım ben. Mele ben de tam bu konuyu senden konuşmak istiyordum ha. Ne diyecektin ki? Bak mele, daha önce geçmişimi, hayatıma giren bütün kadınları sana anlatmak zorundayım. Yoksa vicdanım rahat etmez ben. Hey, onları iki gün önce zaten anlattın. O iki gün önceydi sevgilim. Ne? Selamlar hiç uşak. Aleykümselam Niyazi. Ne yapıyorsun? Ne yapsın işte? Ne bu hal ya? Ya uşakla. Ya bu günleri bana bir unutkanlık başladı. Ya her şeyi unutuyorum. Niye ki? Ya bak, bu sabah kalktım, kahvaltıyı yaptım, gittim işe. Ulan bir de ne göreyim? Ulan! Ya ne kravatı takmışım, ne de ceketi giymişim. Ya iş yerine rezil oldum uşakla ya. Bu ne unutkanlıktı? O da unutkanlık mıydı ulan? Ben senden daha da unutkanım. Niye ki? Ya sabah kalktım, kahvaltımı ettim, kravatımı taktım, gittim işe. La bir de ne göreyim? Ne gördün? Görmeyi misin? Pijamayı çıkarmayı unutmuşum. Cuma. Ulan sizinki de unutkanlık mıydı ya? Unutkanlık bağ var ya. Niye ki? La bu sabah kalktım, kahvaltımı yaptım. Tamam öyle cömdüğüm elbisemi giydim, kravatımı taktım. Çıktım dışarı. Sabah kalkmışsın. Onu unutmamışsın. Kravatını da takmışsın. Ceketini de giymişsin. Elbisen de üstüne. Neyi unuttun sen? Ne olacak kardeşim? İşe gitme unutmuşum işe. Nasıl? Sevgili dostlar, insan hayatının önemsizliğini vurgulayan çok önemli bir fikre var sırada. İzleyin. Öldü ya. Adam öldü galiba. Yok ulan ölemem Fatih, ölürüm ya. İlk önce beyni duracak. Sonra kalbi duracak. En az yarım saati var yani. Ay, çok yakışıklıymış.
Burcu ne acaba? Daha bu ne diyor ya? Adam öyle bir burçtan bahsediyor. Ya, ne olduğunu anlamadım ben ya. Birden önüme çıktık. Yerde mi yatay? Yok, havada yatay. Cidden betonda yatıyor. Ay üstünü örsek mi acaba? Böbreklerini üşütecek zavallı. Abi nerede çıktık karşımıza ya? Çakılın, adam öyle... çakılın, çakılın. Ya ne oluyor? Çakılın, ben doktorum. Ben doktorum. Çakıl, çakılın bakalım. Nasıl doktorsun, yardım et sana adama. Ya ben doktor değilim ki. Değil misin? Doktorum diye niye bağırıyorsun o zaman? Ama şey anlamda şey ettirmişsin. Bak şimdi ben bir filmde gördüm, tamam mı, bir sahnede. Adam böyle çarpıyor bir adam, adam eliyi. Ondan sonra bir doktorum diye bir adam giriyor ya. Sonra dokunuyor adam, iyileşiyor. Yani bu anlamda bir yardımım olur diye şey ettirmiştim yani. Düşündüm. Nasıl? Buldum. Bu kesin aslan burcu. Yattığı yerden belli. Nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.